Genel tekrar föyümüzün ikincisine bakalım. Aylin elindeki eşkenar üçgen kare ve dikdörtgen şeklindeki renkli kağıtları masanın üzerine eşkenar üçgen ile kare arasında 35 derecelik açı olacak şekilde. Aha da burası. Aşağıda gösterildiği gibi yerleştiriliyor. Buna göre alfa artı beta toplamı kaç derecedir diye sormuş bize. Şimdi normalde çok basit bir soru. Çok kolay bir soru. Çok alışık olduğunuz bir şekil. Fakat bunu kağıtlarla birazcık süsleyerek kafanızı karıştırmış. Şimdi bu tip soruları çözerken şu kağıtların görünmeyen yüzeylerini mutlaka görünür hale getirin. Mesela ne demek istiyorum? Sarı dikdörtgenin şu kısmı gözükmüyor değil mi? Onu görünür hale getirin. Aynı şekilde bakın şu kısmı da gözükmüyor. Onu görünür hale getirin. Bakın burada. Bunları görünür hale getirdiğiniz zaman zaten olay aydınlanacak. Şimdi dikkat ederseniz şurada bir M harfi oluşturduk gördünüz mü? Ha M harfinde kuralını biz biliyorduk. Bura alfa ise burada alfa değil mi? Bura beta ise burada beta değil mi? Ters açı kuralından. Ha M kuralı ne diyordu arkadaşlar? Alfa ile beta'nın toplamı bize şu açıyı mı veriyordu? E, burayı da buluruz çok rahat. Eşkenar üçgen burası 60 değil mi? 60, 30, 95. Buraya ne kaldı? 85. Ha, alfa artı beta istiyordu. 85. Cevabımız E şıkkı. 2'ye bakalım. Birim kareli kağıt üzerinde KL doğru parçası ile birlikte A B C D E noktaları gösterilmiştir. Yukarıda verilenlere göre KL'nin orta dikme doğrusu. En sevdiğim özel doğru. Çünkü tamamen Türkçe bir kelime. Orta dikme doğrusu. Yani ne olacak? Şeklin ortasından geçen dik bir doğru. Şimdi KL'nin tam ortası burası. Buna nasıl bir dikme çizilir? Dikmede arkadaşlar şu kuralı uygulayacaksınız. Hatırlayınız. İki doğru birbirine dikse eğimler çarpımı neydi arkadaşlar? Eksi 1. Bir. Mesela birinin eğimi 2 ise öteki eğimi eksi 1 bölü 2 idi. O eksiye fazla takılmayın. Eksi size neyi söylüyordu? Yönü söylüyordu. Eğer eğiminiz eksi ise doğru sola yatıktı. Eğiminiz artı ise doğru sağa yatıktı. Onun için eksiye takılmayın. Şuna takılın. Birinin eğimi 2 iken diğerinin eğimi 1 bölü 2. Birininki 5 iken diğerininki 1 bölü 5. Yani esasında aynı oranın ters dönmüş var. Şimdi şu KL'ye dikkat ederseniz bakın 1'e 2 oranı var. O zaman buna dik gelecek arkadaşta da aynı oran olmalı. Bakın şöyle 2'ye 1'e 2 şekli. Ha, o zaman şu arkadaşı çizerseniz işte bu Kale ne olacaktır? Dik gelecektir. E hem de KL'nin ortasından geliyor. O zaman bana düşen artık bunu aynı oranda ilerletmek. 1'e 2'ye 1'e 2 ha, zaten D gözüküyor bakın 1'e 2 ve bu şekilde sistemi terk ediyor. O zaman orta dikmemiz D noktasından geçer. Cevabımız da D şıkkı. 3'e bakalım. ABC eşkenar üçgen BDDE 1 bir birim EC 2 birimmiş. Ha eşkenar üçgen burayı 2 burayı 2 demek ki burası 90. E, şuralarda kaçar derece arkadaşlar? 30'ar derece ve eşkenar üçgenimizin bir kenarı da kaç? Pardon 3 yazıyorum 4. E tamam. ABC eşkenar üçgeninde AB, ABD üçgeni makas yardımıyla kesilerek AB kenarı ile AC kenarı çakışacak şekilde şekil 1'deki gibi yapıştırılıyor. Ha şuradaki arkadaş buradan kesilip buraya yapıştı. Ha, sonra da bu arkadaş buradan kesilip yanına yapıştı. E tamam. Ne istiyor bizden? Yukarıdaki verilenlere göre E noktasının AK doğrusuna uzaklığı. Yani uzaklık denince ne anladık? Dik uzaklık yani bizden şu dik uzaklığı bulmamızı istiyor. E, buluruz. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Şu arkadaş, e, şu arkadaş, 60 derecelik şu arkadaş kesilip önce buraya yapıştırılıyor, doğru mu? O zaman burası 60, burada 60. E, burada 60. E, hemen ne yapalım? Şuradan şöyle bir dik gelelim mi? Buradan olayı çözmeye çalışalım. Şimdi burası 90, burası da 90. Çünkü burası neydi? Şurası değil mi? Kesilip buraya geldi, yapıştı. O zaman burada bir dikdörtgen oluştu. Ya e artık gerisini çözeriz rahatlıkla. Burada 90 ise burada 90. Buraya ne kaldı? 30. E burası 60. 30 buradaysa burada 30. Ha, meğerse burada 60. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. E zaten şurası 2 ise burada 2. İşte aradığımız doğrunun uzaklığı. 1, 2 daha 3. Cevabımız D şıkkı. 4'e bakalım. Analitik düzlemde 5 adet eş kare şekilde gösterildiği gibi Çizilmiş. Yukarıda verilenlere göre 5 tane kareden oluşan şeklin bölgelere göre alanlarının oranı aşağıdakilerin hangisi de doğru olarak verilmiştir. Şimdi önce şunu bir hatırlayalım mı? Şu bir üçgen olsun. Bunun tam ortasından geçen şu meşhur orta tabanı çizdiğinizde. Bura K iken bura ne oluyordu? 2K. Benzerlik oranı 1'e 2. Alanlarda 1'e 4 oluyordu. Yani şunun alanına A derseniz tamamı 4A. Buraya da ne kalıyordu arkadaşlar? 3a. Hatta bunu bir kalıp gibi bilebilirsiniz. Orta tabanı çizdiğiniz zaman kenarlar K'ya 2K, Alanlarda da A'ya 3A şeklinde paylaştır. Şimdi burada da o var bakın. Şu kısma dikkat ederseniz bu arkadaş buna eşit değil mi? E bu da zaten buna paralel. O zaman orta taban yani şurası A iken Bura ne olacak? 3A. Yani şey burada da var. A iken 3A. Ha, demek ki karemizin bir kenarı şey özür dilerim. Karemizin bir tanesinin alanı 4A ve A'ya 3A diye ne yapabiliyoruz? Paylaştırabiliyoruz. O zaman burada A'ya 3A, burada A'ya 3A ve son olarak burada A'ya 3A şeklinde parçaladık. E şimdi gerisi kolay. Bölgelere düşen alanları ne yapacağız? Sayacağız. Birinci bölgeden başlayalım. Birinci bölgeye düşen alan burası değil mi? Ne geliyor? 4A, 4A, 8A. Birinci bölgede 8A olacak. Yani şunlar olabilir. İkinci bölgeye bakalım. Şurası arkadaşlar. 3, 4, 5A. Evet bu ikisi olabilir. Üçüncü bölgeye bakalım. 3A. İşte aradığımız cevap. Hakikaten dördüncü bölgede zaten 4A. Yani aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. Beşinci soruya bakalım. Burak bahçedeki ağacın tepesine konmuş bir kuş görüyor. Aşağıda gösterildiği gibi iki ağaç arasına yem koyan Burak kuşun yemi alıp diğer ağacın tepesine konacağını biliyor. Ağaçların boyu 9 ve 3 metre, ağaçlar arası mesafede 20 metre olduğuna göre Burak Yemi küçük ağacın kaç metre uzağına koymalı ki kuşun uçtuğu mesafe en kısa olsun diye sormuş bize. Şimdi biz bu soruyu zaten dik üçgende çözmüştük. Hatırlarsanız şöyle bir şekil vardı. Burada bir tane hareketli bir nokta alıyorduk. İşte bu noktayla bunun uzaklığının toplamını soruyorduk. Size. Bunun yeni nesle bir hikaye uydurulmuş versiyonu. Neydi taktiğimiz? Bu arkadaşı aşağıya deviriyorduk. Dümdüz çizersek yol en kısa oluyor idi. O zaman aynısını yapalım. Şurası 3 metre. Aşağıya devirdik. Buraya geldi mi? O zaman bizim kuşun alacağı yol en kısa olacaksa şu arayı düz çizmemiz lazım. Demek ki yemi buraya değil. Nereye koymak gerekiyor? Buraya. E sonrası kolaydı. Şu arkadan destekliyorduk ve burada Pisagor'la olayı bitiriyorduk. Doğru mu? Ama şimdi bize yolu istemiyor. Bunu diyor küçük ağacın ne kadar yakınına koymalız diye soru. Ha, o zaman bizim dik üçgenle işimiz yok. Bizim şu an şu kelebekle işimiz var. Doğru mu? E burası 9 metre. Burası aşağıya devirdik 3 metre. Demek ki burası x ise burası ne olacak? 3x. E tamamı 4x eşittir 20 metreden. x eşittir 5 metre gelecektir. Demek ki küçük ağacın 5 metre yakınına koyarsak kuşun alacağı mesafe en kısa olacaktır. 6'ya bakalım. Bir düzgün çokgenin bir iç açısı 180 çarpı n eksi 2 bölü n formülüyle hesaplanabiliyor. Öyle diyorlar. Aşağıdaki şekilde bir düzgün dokuzgen ile bir düzgün on sekizgen birer kenarları çakışacak şekilde çizilmiştir. Buna göre x artıya toplamı kaç derecedir diye soruyor. Hemen düzgün dokuzgenin bir iç açısını bulalım. Şimdi normalde şu formülü kullanarak yapabilirsiniz ama ben bunu pek tavsiye etmiyorum. Her zaman dış açıdan gidin daha rahat edersiniz. Çünkü dış açılar toplam 360 sabit, asla değişmiyor. Kenar sayısına bölerseniz bir dış açıyı bulursunuz. 180'den çıkartıp iç açıya geçersiniz. O zaman 360'ı 9'a bölelim. Bir dokuzgenin dış açısı 40 derece olur. O zaman bir iç açısı kaç derece olur? 140. Peki şimdi 360 arkadaşlar 18 gendi 18'e bölelim 20. O zaman bir iç açısı 180 eksi 20'den 160. Ha Demek ki şuraya ne kaldı? 360 olması için 60 derece mi kaldı? Şöyle biraz şekli büyüteyim isterseniz. Daha rahat görelim. O zaman gelir ben şu arkadaşı çizersem 60. E zaten bunlar birbirine eşit. Çünkü birer kenar ortak. O zaman buralarda 60 60 gelecek mi arkadaşlar? Peki şu arkadaşla da bu arkadaş birbirine eşit değil mi? O zaman buraya y dersem burada ne olacak arkadaşlar? Y. Aynı şekilde şöyle renk değiştireyim. Bu arkadaşla bu arkadaşla birbirine eşit değil mi? O zaman buraya x dersek burada ne olacak arkadaşlar? X. Şimdi benden neyi istiyor arkadaşlar? X artı y yi istiyor. E artık buradan sonrasını kolaylıkla hesaplayabiliriz. Doğru mu? Tek tek şu üçgenleri hesaplayacağım. Şimdi şurası kaç derece? 160. 60 da burada var arkadaşlar. 220. Dolayısıyla buraya ne kaldı? 140. Şimdi şurası x derece. Burada x kenardan x demiştik. O zaman 2x 40'tan x eşittir kaç olacak arkadaşlar? 20. Şimdi şu arkadaşa bakalım. Şunla şunun ikiz kenarlığından buraya y buraya da y demiştik. burası 140. 140 60 daha 200. Buraya ne kaldı? 160 mı? O zaman 2y 20'den y'de kaç gelecek? 10. Benden x artı y'yi istiyor. 30. Cevabımız C şıkkı. Birazcık bu kısım küçük olduğu için arkadaşlar büyütsem bile sanki biraz karıştı gibi ama sizin anladığınızı düşünüyorum. Onun için hop geçtim. Diyor ki aşağıdaki şekilde her birinin uzunluğu 6 metre olan iki bariyer gösterilmiştir. Bu bariyerler 60 derecelik açı yapılarak açılmış. Bizden ne istiyor arkadaşlar? X uzunluğunu istiyor. E kolay bir soru bakın. Şurada bir ikiz kenar yamuk oluştu doğru mu? Çünkü bariyerlerin uzunlukları birbirine eşit. E bu ikiz kenar yamukta da klasik hareketimiz köşelerden dik gelmekte. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. E zaten iki bariyer arası uzaklık 12 değil miydi? Yani şurası komple 12. 3, 3, 6 buradaysa burada 6. Dolayısıyla x'e de kaldı 6. Cevabımız C şıkkı. 8'e bakalım. Bir bahçenin sulanmasını kullanan iki fıskiyeden birincisi 160 derece, diğeri 140 derece dönebilmektedir. Bu iki fıskiyenin sulama yaptığı mesafeler aynıymış. Buna göre fıskiyeler aynı noktaya yerleştirilerek çalıştırıldığında sulayabilecekleri en küçük alanın en büyük alan oranı kaçtır demiş. Şimdi en büyük alandan başlayalım, o kolay. Fıskiyenin birisini buraya yerleştirdiniz. Hop. Hop şöyle tut 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 döndü. Kaç derecelik bir yay taradı? 160 derecelik. Ötekini de tam bunun bitim hizasına gelecek şekilde yerleştirirseniz o da 140 dereceydi doğru mu? O da şöyle pıt 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 döndü. 140 derece. Böylece ne yaptılar arkadaşlar? İkisi beraber tam 300 derecelik bir alanı sulamış oldular. O zaman en fazla kaç derecelik alan sularlar? 300 derecelik. Peki en aza bakalım şimdi. Gene 160 dereceliği yerleştirdik. Şöyle pıt 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 suladı. 160 derece. Şimdi bu sefer gene 140 dereceli buraya koyacağım ama aynı yöne bakacak şekilde. O da ne yapacak? Dolayısıyla şuradaki 140 derecelik kısmı sulayacak. Yani biraz önce 160 derecelik fıskiyenin suladığı yerin üzerinden geçecek. Dolayısıyla ekstra bir sulama işi yapmamış olacak ve buradaki sulanan ekstra alanda kaç derecelik olacak? 160 derecelik. Yarıçaplar aynı olduğuna göre başına gidip de pi r kare yazmama gerek. Yok yani o dairesel alanı bulmama gerek yok. Çünkü yarıçaplar aynı onlar gidecek zaten. Ha, o zaman 16 bölü 32 ile sadeleştir. Sulayabilecekleri alanlar oranı 8 bölü 15 gelecektir. 9'a bakalım. Hacmi 42 birim küp olan küp biçimindeki tahta bloğun köşesinden şekildeki gibi bir üçgen piramit yüzey köşegenleri boyunca kesilip çıkarılıyor. Buna göre şekil 2'deki üçgen piramidin hacmi Şimdi burada hacim hesabı yapacağız gibi gözüküyor ama yapmamıza gerek yok. Şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Koni silindirin 3'te 1'lik yavrusudur. Piramit de prizmanın 3'te 1'lik yavrusudur. Dolayısıyla bir soruda koni silindire tamamlanıyorsa hemen aradaki 3 kat ilişkisi aklınıza gelecek. Piramit prizmaya tamamlanıyorsa hemen aklınıza 3 kat olayı gelecek. Şimdi o nereden geliyordu? Hatırlayın silindirin hacmi neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Peki konin hacmi neydi? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. E, i̇kisinin tabanı daire olduğuna göre hakikaten bu bunun yavrusu diyebiliriz. Aynı şey prizma ile piramit arasında da var. Taban alanı çarpı yükseklik prizmanın hacmi. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Piramitin hacmi. E, dolayısıyla bu ikisinin arasındaki bu ilişki unutmak yok. O zaman şimdi şuraya bakalım. Ben şu arkadaşı Şöyle komple köşegen boyunca kesseydim, yani şu şekilde. O zaman buradan bir üçgen piramit kesmiş olurdum. O da bizim neyimiz olmuş olurdu? 42 birim küplük küpün hacminin yarısı olurdu. Çünkü tam köşegen boyunca gidiyorum. O zaman şuradaki keseceğim prizmanın hacmi kaçmış arkadaşlar? 21. E bu piramit bu prizmadan elde edildiğine göre yavrusu değil mi? O zaman 3'te 1'i kadar olacak hacmi. Yani 7 gelecektir. Ona bakalım. Bakın burada da aynı mantıkta bir soru var. Aşağıda dik dairesel silindirin içi su ile doludur. Dik dairesel silindirin taban yarıçapı aynı ve yüksekliği 2 katı olan metalden yapılmış dik dairesel koni aşağıda gösterildiği gibi tabana değecek şekilde konuyor. Şimdi bakın o zaman bu koni bu arkadaşın yavrusu gibi daha değil. Neden? Çünkü yüksekliklerini aynı yapmam lazım. O zaman bunu şöyle iki katına çıkarsam. Ha, şu an içerideki koni dışarıdaki silindirin yavrusu oldu. Yani 3'te 1'i kadar bir hacimde oldu. Tam şurası orta değil mi arkadaşlar? Hatırlayınız şöyle bir kural var değil mi? Tam bunu ortadan çizersek. Bura K iken bura 2K alıyordu Orta taban. E, buradaki benzerlik oranı kaç? 1'e 2. Alanlarda 1'e 4. Hacimlerde küpünü alıyorduk 1'e 8. Yani bunu bir konu yaparsak yukarının hacmi V iken tüm hacim 8V. Aşağıda ne kalıyordu arkadaşlar? 7V. O zaman uygulayalım. Buraya V dersek demek ki bu batan kısmın hacmi neymiş? 7V. Peki şu an ne oldu arkadaşlar? Koninin hacmi 8V. O zaman bu silindirin hacmi ne olacak komple? 24V. O zaman yarısının hacmi? 12V. Ha, demek ki burada 12V su varmış başlangıçta. Ne diyor bize? Yukarıda verilenlere göre son durumda silindirde kalan suyun hacminin, taşan suyun hacminin oranını soruyor bize. O zaman artık şu dışarıdaki ile bir işimiz kalmadı. Söyleyin bakalım. 12V su vardı. Batırdık cismi. 7V'lik kısım içeri girdi. Kuran neydi? ne kadar hacim içeri girerse o kadar su dışarı taşar. 7V içeri girdiğine göre 7V dışarı taştı. O zaman kalan su ne oldu arkadaşlar? 5V. Ne diyordu? Hacmin e, silindirde kalan suyun hacmin taşan suya olanı. E, taşan da 7V dedik. 5 bölü 7. Cevabımız C şıkkı gelecektir. 11'e bakalım. Analitik düzlemde birim kareli kağıtta AB ve AC doğru parçaları çizilmiştir. AB'nin orta dikmesi D doğrusudur. Ha, şimdi bakın AB 45 derecelik açılarla geliyor mu? Tam göbekten geçiyor. O zaman orta dikmesi de 45 gelecek ve AB'nin ortasından geçecek. Yani şuradan. O zaman bu arkadaşın orta dikmesi bu. Bu işte. Peki AC'nin orta dikmesine bakalım. O da aynı şekilde 45 derecelik açıyla geliyor. Ha, tam kesiştikleri yer neresi? Burası. İşte benden oranın koordinatlar toplamını istiyor. kolay. Bakın 1, 2 tam göbekte birleşiyorlar 2,5 absis ne oldu? 2,5. Ordinata bakalım. Şurası boylu boyunca 1. Tam göbekte kesiştikleri için şurası ne oldu arkadaşlar? 0,5. 1'in yarısı yani. Ha, absisli ordinatın toplamı 3. Cevabımız C şıkkı gelecektir. Diğer denememize bakalım arkadaşlar. Damla elinde bulunan 4 farklı renkteki 4 farklı çubuğu rastgele yere attığında aşağıdaki şekil oluşuyor. Daha sonra şekli incelediğinde mavi ile kırmızı, mavi ile yeşil ve yeşil ile siyah renkli çubukların arasındaki dar açıların birbirine eşit olduğunu fark ediyor. Ha göstermiş zaten. Kırmızı ile siyah arasındaki geniş açıda 108 derece olduğuna göre x kaç derecedir diye sormuş bize. Şimdi Bakın şurada bir bumerang var görüyor musunuz? Neydi bu merak dediğimiz şey? Şu şekilde özelliği buraya A, buraya B, buraya C dersek şurası A artı B artı C olur. Ha, o zaman buraya, A burada A, burada A toplamları 3A108'e mi eşit? 3A108'den A kaç gelecek? 36 derece. E şimdi benden isteğinden X'i çok rahat buluruz. Şu üçgene dikkat edin. A ile A'nın toplamı 3. açının dışı. Yani bana burayı verir mi? 2A. X 2A'ymış. Yani 72. Cevabımız E şıkkı. Bir dik üçgende hipotenüs A, dik kenarlar B ve C olmak üzere bu kenarlar arasında A kare eşittir. B kare artı C kare bağıntısı vardır. Yukarıda bilgiyi okuyan, yukarıdaki bilgiyi sınıfına aktaran Bilal öğretmen öğrencilerin aşağıdaki soruyu sormuştu. Yukarıda birim karelik kağıtta verilen A, B, C, D noktalar için A, B artı C, D toplamı kaç birimdir diye sormuş bize. AB şurası CD de burası ikisinin toplamını istiyor bizden. Ha normalde kolay bir soru. Neden? Hemen şun dik üçgen oluşturalım arkadaşlar. Şurası 3. Pardon. Şurası 3. Burası 4. Bilal öğretmenin verdiği bağıntıya göre ne olacak o zaman? Burası 3'ün karesi artı 4'ün karesi toplamının karekök. Yani bildiğiniz 5 birazcık Bilal öğretmenin verdiği teknikle çözüyorum ki çünkü sorunun devamında o teknikte nasıl bir hata olmuş onu göstereceğiz. Şimdi buraya bakalım. Burası 5. Burası da 12 değil mi? 2, 4, 6, 8, 10, 12. O zaman bu da ne olacak? 5'in karesi artı 12'nin karesi karekök. Yani bu da 13 olacak. O zaman normalde cevap ne? 5 artı 13'ten 18 olmalı. Fakat soruyu çözmeye çalışan Mehmet bilgide verilen a kare eşittir b kare artı c kare eşitliğini yanlışlıkla a eşittir b artı c şeklinde yazdığı için sonucu yanlış bulmuştur diyor. Ha, yani bizim Mehmet burada 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir c kare yapacağına 3 artı 4 eşittir 7 c demiş. Yani 5 bulması gereken yeri Mehmet normalde 7 bulmuş. 5 12 daha 13 bulması gereken yeri Mehmet normalde 17 bulmuş. Dolayısıyla Mehmet cevabı 7, 17, 24 olarak hesaplamış. Mehmet'in bulduğu sonuç doğru sonuçtan kaç fazladır? 6 fazladır. 3'e bakalım. Çevresi 72 santim olan ABC eşkenar üçgeni. O zaman 72 bölü 3'ten bir kenar 24. AD yüksekliği boyunca kesiliyor. O zaman buralar 12, 12. Burada haliyle 12 köküç. 60, 60, 30, 30. Sonra iki parçaya ayrılmış. Bu iki parça yanda gösterildiği gibi birleştiriliyor. Buna göre köşeleri bu parçaların ağırlık merkezleri ve K noktası olan. Ha şimdi ağırlık merkezi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Şuradan kenar ortaya çiziyorduk değil mi? İşte bir tane kenar ortaya çizdiğiniz zaman bunu 1'e 2 oranında bölen nokta size ağırlık merkezini veriyordum. Şimdi şu AB 24 değil mi? O zaman bura 12 12. O zaman burada 12. 12'yi 3'e böl. Burası 4. 2 ile çarp. Burası 8. İşte bunun ağırlık merkezi burası. Aynı taktiği burada da uygularız. 12 12 ağırlık merkezi 4'e 8. Ne demişti bize? Köşeleri ağırlık merkezi ve K noktası olan üçgenin alanı. Ha benden şu kırmızı üçgenin alanı istiyor. O zaman şu aradaki açıyı bulursam soru biter. Herhalde kaç derece tahmin edin? 60 değil mi? Şey 90. Neden? Şimdi bakın şurası 30 değil mi? E, 8 şey burası 12. Burada 12. İkiz kenar burada 30. Buraya ne kaldı? 60. Gel buraya. Burak kaç derece arkadaşlar? 60. E, burası da arkadaşlar 60. E, köşe 90. Burası ne olacak? 30. Ha, 30 60. burana geldi? 90. O zaman üçgen alanı yani dik üçgen alanı dik kenarların çarpımının yarısı o da denizli gelecektir. Dörde bakalım şeklindeki bir tahta parçasının 7 geometrik parçaya ayrılıp bu parçalarla şekiller yapma oyununa tangram denir Yukarıdaki şekilde 5 dik üçgen bir kare ve bir paralelkenar bulunmaktadır bu parçalarla aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bir p harfi oluşturuluyor Buna göre p harfinin çevresini istiyor şimdi soru çok kolay bir soru esasında fakat çok dikkatli olmanız gereken bir soru Çünkü birazcık fazla köklü ifadeler var kafamız karışabilir şimdi beraber bakalım. Karenin bir kenarını kaç vermiş bize? 4 birim. O zaman şuralar 4 4 yazalım. Buralar 2 2. E, tam köşegen boyunca geçtiğine göre 45 45. Buralar kök 2. E, bu arkadaş bir kareymiş. O zaman buralarda hep kök 2. E, bu da kök 2. Kök 2 2. Bura kök 2. Bura kök 2. Burada 2 kök 2. Şimdi bütün uzunlukları bulduk. Şimdi aşağıdaki şekle bunu aktaracağım. Şu mor üçgenin dik kenarı 2 kök 2. O zaman burada 2 kök 2. Paralel kenarın yan kenarı kök 2. Bura kök 2, kök 2, kök 2. Yeşil karenin bir kenarı kök 2. Ee, kahverenginin yan kenarları, dik kenarları 2 kök 2. Bakın çevreyi dolandım artık. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 kök 2. Yalnız işte burada dananın kuyruğu kopuyor. Dikkat ettiyseniz bakın şurada minik bir boşluk var. Orayı hesaplamadım daha. Nerede o minik boşluk? Bakın şurada. Kırmızıyla gösterdim ya. Onu da bulmam lazım. E bulalım. Şimdi şuralar neydi arkadaşlar? Kök 2 kök 2. Doğru mu? 2 kök 2. 2 kök 2. Burası 4. Şurada kök 2. O zaman burası 4 eksi 2 kök 2. Dolayısıyla burada 4 eksi 2 kök 2. Peki şurası ne? Kök 2. Yani şurası ne oldu? 4 eksi kök 2. Peki bu sarının şu hipotenüsü kaç birim arkadaşlar? Sarının hipotenüsü 2 kök 2. O zaman 2 kök 2'den bu 4 eksi kök 2'yi çıkartırsak bize lazım olan şu siyahla gösteriyorum minik yeri bulabilirim. Ne geliyor o da? 3 kök 2 eksi 4. O zaman üzerine bir de 3 kök 2 eksi 4 ekleyeceğiz. Ha, aradığımız cevap 16 kök 2 eksi 4 gelecektir. Dediğim gibi kolay bir soru ama çok dikkatli olmak lazım. O minik yeri gözden kaçırırsanız çevreyi 13 kök 2 bulursunuz. E, şıklarda da olmayınca herhalde E'dir deyip işaretleyebilirsiniz. Yapmayın sakın ha. 5'e bakalım. Bir katlama sorusu. Karemiz var. EC 4 kök 2. Bu arkadaşı katladığımızda B köşesi köşegen üzerindeki B üssü noktasına geliyor. Bizden x istiyor. Şimdi şurası köşegen ya buralar 45 45. E burası o zaman 90. Niye? Çünkü burada 90 katlanınca buraya geldi mi? Burada 90 ise burada 90. O zaman burada 45. Yani şuralar 4-4. E b üssü e 4 ise burada kaç gelecek arkadaşlar? 4. Ha karenin bir kenarı çıktı. 4 artı 4 kök 2. Şimdi soru da bitti zaten. Neden? Ab katlanınca ab üstü olmuyor mu? E ab 4 artı 4 kök 2 ise x de kaç gelecek? 4 artı 4 kök 2. Cevabımız B şıkkın. 6'ya bakalım. Yukarıda verilen şekillerden hangilerinin köşeleri daima bir çember üzerindedir diye sormuş bize. Yani bu şekillerin etrafına bir çember çizdiğinizde bütün köşelerinden o çember geçer mi diye soruyor size. Şimdi arkadaşlar üçgeniniz nasıl olursa olsun her üçgenin mutlaka bir çevrel çemberi vardır. Dolayısıyla üçgenin etrafına bir çember çizerseniz üç köşesinden de geçer. Kareye bakalım. Karenin etrafına çember çizdiğinizde bunun da arkadaşlar dört köşesinden çember geçer. Peki neden geçer? Şöyle bir kural vardı hatırlıyor musunuz? Bir çember üzerinde dört nokta alırsanız rastgele bu dört noktayı birleştirdiğinizde oluşan dörtgene kirişler dörtgeni diyorduk. Özelliği neydi? Burası alfa ise karşısı neydi arkadaşlar? 180 eksi alfa. Burası beta ise karşısı neydi? 180 eksi beta yani kirişler dörtgenin özelliği karşılıklı açıların toplamı 180 derece olmasıydı. O zaman bir dörtgenin etrafına çember çizebilmeniz için yani dört köşesinden de geçecek şekilde olması gereken karşılıklı açıların toplamının 180 derece olması. E bakıyoruz karede bura 90 bura 90 e toplamları 180 olduğu için karenin de dört köşesinden çember geçer. Peki paralel kenar maalesef geçmez. Zaten çizmeye çalışırsanız bakın onun bir çember değil daha çok bir elipse benzediğini göreceksiniz. Peki nasıl olmalı normalde o zaman? İşte şöyle olmalı. Peki niye buralardan geçmedi? Çünkü bura alfayken iken burada alfa değil mi? Paralel kenarda. İkisinin toplamı her zaman 180 derecede bir kanun var mı? Yok. Çünkü toplamlar 180 olursa köşe 90 olur. O paralel kenar değil dikdörtgen olur. Dolayısıyla bu arkadaş olmaz. İkiz kenar yamuğa bakalım. Öncelikle şuralara alfa alfa değil mi? kenar yamuğun özelliği neydi? Taban açıları birbirine eşit. Aynı şekilde üst taban açıları da birbirine eşitti. Ha, şimdi şu alfa ile betanın toplamı 180 derece. Çünkü bakın şuradaki doğru açılardan C kuralı var. O zaman bu alfa ile betanın da toplamı kaç derece? 180. E bu alfa ile betanın da toplamı 180. Ha, karşılıklı açılar toplamı 180 olduğuna göre ikiz kenar yamuğun etrafına da bir çember çizebilirsiniz. Gelelim eşkenar dörtgene. Eşkenar dörtgen zaten paralel kenarın yandan yemişi. Aynı şey doğru mu? O zaman burası alfa ise burada alfa. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı her zaman 180 derece etmez. Yani eşkenar dörtgenin de etrafından çember geçmez. Dört köşesine değecek şekilde. Yoksa tabii ki de etrafına çember çizebilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. O zaman aradığımız cevap 1. 2 ve 4 yani E şıkkı gelecektir. 7'ye bakalım. Birim kareli kağıtta verilen kale merkezi A, B, C, D, E noktalarından biri olan çemberin kirişidir. Ha, merkezi A, B, C, D olan çemberlerden bir tanesinin kirişi kaleymiş. Buna göre bu merkez aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi önce şunu bir hatırlayalım. Bu çember olsun. Çember üzerinde iki noktayı birleştiren bu kaleye ne deniyordu? Kiriş. Özelliği neydi arkadaşlar? Merkez ile kirişin uç noktalarını birleştirirseniz karşınıza ikizkenar üçgen çıkıyordu. Neden? Çünkü merkezi çembere birleştiren her doğru parçası neyi veriyordu bize? Yarı çapı. O zaman mesela E noktası eğer çemberin merkezi ise EK'nın EL'ye eşit olması lazım. E gördüğünüz üzere EK EL'ye eşit değil. EL 3 birim EK 1'e 4 kök 17 birim. Dolayısıyla E merkez olamaz. D'ye bakalım. 2'ye 3 kök 13. 4'e 1 kök 17. D de olamaz. B'ye ha B'ye bakalım. Hakikaten B'ye bakalım. B'ye dikkat edin. Şurası kaç birim? 5. Burası kaç birim arkadaşlar? Bakın 3, 4 o da 5. Dolayısıyla BK KL'ye eşit olduğu için bu kaleyi kiriş kabul eden bir çember çizerseniz o çemberin merkezi B noktasıdır. Aradığımız cevap B şıkkı. 8'e bakalım. Aşağıdaki şekilde yarıçapları çapları bir birim olan 3 tane eş çemberin merkezlerini birleştirdiğimizde kenar uzunluğu 3 birim olan eşkenar üçgen oluşmaktadır. Yani şundan bahsediyor. Bu 3 yavrunun merkezini birleştirirseniz bir kenarı 3 birim olan bir eşkenar üçgen oluyormuş. Bunların da yarıçapı zaten kaçmış arkadaşlar? 1'miş. Dolayısıyla şu aradaki boşluklardan ne olacak? 1 gelecektir. E bu üç çembere teğet içten ve dıştan iki tane çember çiziliyor. Birisi şu sarı, diğeri de mavi. Mavi boyalı alan M ile, sarı boyalı alan S ile gösterilirse M artı 2S toplamı kaç pi birim karedir demiş. E, kolay. Mavi'nin alanı nasıl buluruz? Büyük dairenin alanından o 3 tane beyazı bir de sarıyı atarsak maviyi buluruz. Sarı zaten yarıçapını bulursak buluruz. Evet kolay. Sadece birazcık işlem kalabalığı var. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu madem eşkenar üçgen. Hop şunu şöyle çizersek buralar 120, 120, 120 paylaşacaklar. Doğru mu? Çünkü eşkenar üçgen ve tam merkez burası. E, şurası 3 değil mi? 120, 30, 30 üçgenin özelliğini hatırlayınız. A, A, A kök 3. A kök 3 3 ise demek ki buralar kaç kaç arkadaşlar? Kök 3. Kök 3. Peki şurası 1 değil mi? O zaman sarının yarı çapı çıktı. Kök 3 eksi 1. O zaman sarı boyalı bölgeyi bulalım. Kök 3 eksi 1'in karesi çarpı pi. Pi yazmaya gerek yok. Hepsinde var zaten. Ne geliyor burası? Birincinin karesi 3. ikincinin karesi 1. Bir. Birinci ile ikincinin çarpım 2 iki katı. Yani 4 eksi 2 kök 3 mü? Ha, sarı 2 tane olacaktı. 2 ile çarparsak 2 sarı eşittir. 8 eksi 4 köküç. Tamam bu cepte. Şimdi maviyi bulalım arkadaşlar. O zaman benim ne yapmam lazım? Büyük dairenin yarı çapını bulmam lazım. Şurası köküç müydü? O zaman bir de buraya 1 koyarsak. Demek ki onun alanı köküç şey. Yarı çapı köküç artı 1. Karesini alırsak büyük dairenin alanı bulduk. Eksi. Şimdi sarıyı çıkartalım. E, sarıyı demin bulduk zaten. 4 eksi 2 3. O zaman eksi 4 artı 2 3 olur. Eksiyi dağıtırsak. Ve şunun alanı yarı çap 1 olduğu için pi r kareden zaten 1 pi. E, pi atıyorduk. 1, 3 tane var. Eksi 3. O zaman orada da yazdık. Ne geliyor şimdi burası açarsak? Birincinin karesi 3, ikincinin karesi 1 topla 4 artı 2 kök 3. Eksi 4 artı 2 kök 3 eksi 3. Yani 4'ler gitti. Buraya da ne kaldı? 4 kök 3 eksi 3 mü kaldı? Bu da mavi. Şimdi mavi ile iki sarıyı ne yapacağım? Toplayacağım. Toplayalım. 8 eksi 4 kök 3 artı 4 kök 3 eksi 3. Ha, şunlar gitti. 8 eksi 3'ten 5. Tabii bir de hepsinde pi vardı. Demek ki aradığımız cevap kaç pi demiş. Ha pi'ye gene gerek kalmadı. 5 pi yani cevabımız a gelecektir. 9'a bakalım. 27 birim küpten oluşan birinci şekildeki küpten karşılıklı iki köşede bulunan üçer küp ile en üstte ve ortada bulunan bir küp olmak üzere toplam 7 tane küp çıkarılıyor. Buna göre son durumda elde edilen cismin yüzey alanı ilk durumdaki küpün yüzey alanına göre kaç birim kare değişmiştir diye soruyor bize. Ha şuradaki parçalar çıkartılmış. Bir de ortadan bir tane küp çıkartılmış. E tamam. Şimdi bu tip sorularda ne yapacağız? Bir gelen giden durumuna bir bakalım. Sonra ne yaparız? Hesaplarız zaten. Önce bakalım. Şimdi eskiden şurası tamamken Böyle bir görüntü var, doğru mu arkadaşlar? Şimdi şu öndeki yüzey komple çöpe gitti, doğru mu? Ama burası çöpe gitmesine rağmen arkada aynı görüntü oluştu. Dolayısıyla burada bir alan değişikliği söz konusu değil. Ne diyorduk hatta hatırlarsanız köşeden parça çıkarırsanız yüzey alanı değişmez diyorduk. Ama burada köşeyi komple çıkardığı için bir yere dikkat etmemiz lazım. Onu söyleyeceğiz. Şimdi şu yüzey gittiği için sıkıntı yok. Çünkü arkada yenisi var. Peki bu aynı şekilde şu yan taraftaki bu yüzeyde gittiği için sıkıntı yok. Çünkü tam burada karşıda aynısı var. Fakat ben burayı komple çıkartınca şuradaki kısım gidiyor. E aynı şekilde aşağıdaki kısım da gidiyor. Dolayısıyla bunların yerine yenisi gelmiyor. Bunlar gitti. E o zaman artık bunların alanlarını hesaplayım. Buranın alanı bir birim kare. E aşağıda bir birim kare, bir iki birim karelik kaybımız var bu tarafta. E aynı muhabbet burada da var. Bir iki birim karelik kayıp da burada var. Şimdi şu tepedeki boşluğa bakalım. Ben bu tepeden küpü çıkarttığım zaman üst yüzey çöpe gitti. Fakat hemen aşağıda şurada zeminde aynısı var bunun doğru mu? Dolayısıyla gidenin yerine yenisi geldiği için üst tarafın gitmesine bir sıkıntı yok. Yani yukarıdan bir gitti aşağıdan bir geldi bir sıkıntı yok birbirlerini nötrlediler. Ama şu yan tarafta 4 tane yüzey ortaya çıktı doğru mu? Orayı oyduğunuz zaman yan tarafta 4 tane yüzey çıktı. Eskiden orayı hesaplamıyorduk yüzey alanında. Şimdi hesaplamak zorunda. E bir tane karenin alanı 1 bir birim kare. Ekstradan 4 yüzey gelirse artı 4 birim kare. E başka da bir şey yok. Ha, zaten bu gelenlerle gidenler birbirini götürdü. O zaman 0'a 0 sıfır elde var. Yine 0. Yani yüzey alanında herhangi bir değişim söz konusu değil arkadaşlar. Ama hacminde değişim vardır. Onunla ikisini birbirine karıştırmayın. Ona bakalım. Dik koordinat düzleminde AB noktaları arasındaki uzaklık şu formülle hesaplanıyor. Biliyoruz biz bu formülü zaten. Ama zaten ÖSYM verecek bunları, değil mi? Diyor ki aşağıdaki ölçeklenmiş haritada A, B, C noktalarının dik koordinat düzlemindeki koordinatları belirli bir uzunluk birimine göre verilmiştir. İki nokta arasındaki uzaklığı hesaplayan bir harita programı A ile B arasındaki kırmızıyı 6 olarak hesaplıyormuş. Buna göre C noktasının AB doğru parçasına C noktasının AB doğru parçasına olan uzaklığını kaç kilometre olarak hesaplar diye sormuş bize. Doğru mu? E şimdi şu uzunlukları bir bulalım bakalım ne çıkıyor karşımıza. Önce AB uzunluğunu ben normalde şu formülle bir hesaplayayım arkadaşlar. Ne gelecek? Apsisler farkı 6. E ordinatlar farkı 8 6 8 10. Ha normalde onu kırmızıyla yazalım. Şu kırmızının uzunluğu arkadaşlar kaç birim? 10 birim. Normalde. Ama o 6 olarak hesaplamış. Yani onu 6 olarak hesaplamış. Okey. Şimdi şuraya bakalım. Acaba bu ikisinin arasındaki uzaklık kaç birim? Apsisler farkı 2, ordinatlar farkı 4. 2 4 yani 2'nin karesi 4, 4'ün karesi 16 topla 20 kök 20 bura 2 kök 5. Ha, şuna bakalım şimdi BC arası. Apsisler farkı 8, ordinatlar farkı 4, 8, 4, 64, 16, 80 burada 4 kök 5. Ha bakın 2 kök 5, 4 kök 5, 10. Normalde uzunluklar böyle. E bu bizim bildiğimiz bir dik üçgen. 2 kök 5'in karesi 20, 4 kök 5'in karesi ee, kaç geliyor arkadaşlar? 80 topla 100, 10. Ha bu bir dik üçgen. O zaman ben, ben mavi hesaplarım ya. Tepede 90, tabanda 90, öklit. Öklit'in unutulan bir kuralı vardı hatırlıyor musunuz? Dik kenarların çarpımı 2 kök 5 çarpı 4 kök 5 hipotenüs de yüksekliğin çarpımına eşitti. Ne geliyor o zaman? 2 kök 5 ile kök 5'i çarparsak 10. Onlar sadeleşti. H eşittir kaç geldi? 4. Ha, demek ki burası normalde 4. Normalde. Ama harita programı öyle hesaplamıyor. Ne yapıyor? Harita programı onu 6 olarak hesaplamıştı. O zaman gerçekte 10 kilometreyi harita programı 6 kilometre olarak hesaplıyorsa gerçekte 4 kilometreyi yani o C noktasının AB'ye olan uzaklığını harita programı kaç olarak hesaplar? Doğru orantı. 4 çarpı 6 bölü 10'dan 2.4 gelecektir. Cevabımız B şıkkı. Böylece bu föyünde sonuna geldik arkadaşlar. Hatta komple kitapların sonuna geldik. Umarım faydamız dokunmuştur. Allah gönlünüze göre versin. İnşallah sene sonunda her biriniz istediğiniz üniversitelerde, istediğiniz bölümlerde olursunuz. Kendinize çok iyi bakın ve her zaman olduğu gibi geçmiş olsun.